Evet, değerli arkadaşlar, dünyayı hep birlikte izliyoruz. Çok kutuplu bir dünya ama sanırım herhalde çok kutuplu düzensizliğin olduğu böylesine bir süreçte hiçbir dönem yaşanmamıştı. Dünyadan yine hegemon güçler, daha fazla rant, daha fazla kendi çıkarları ve menfaatleri için yapmadıkları şey yok. Siz de takip ediyorsunuz. Ciddi bir düzensizlik var. Ciddi bir belirsizlik var. Vekalet savaşları başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok yerinde hegemon güçlerin kıvılcımıyla devam ettiriliyor. Yani rantı elde edenin yaşadığı coğrafyada maalesef savaşlar olmuyor. Savaşlar daha çok emekçilerin, ezilenlerin o yaşamış olduğu bölgelerde yapılıyor. Rantı elde edenle savaşan, savaşta yaşamını yitiren insanlar aynı değil. Hep beraber izliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de hem bu enerji sahalarına sahip olmak, etkin olmak, hem bu enerjinin güvenli bir şekilde kendi ülkelerine taşınması mücadelesi yine ağırlıklı olarak devam edecek gibi duruyor. Bu savaşların, bu çatışmaların, bu vekalet savaşların yoğun olarak yaşandığı yerlerden birisi de işte bizim de yaşamış olduğumuz Orta Doğu coğrafyasıdır. Takip ediyorsunuz. Suriye'de uzun süre bir savaş vardı. Nasıl bir savaş olduğunu gördük. Dünyada hegemon devletlerin olmadığı, parmağının olmadığı ve Suriye'de vekalet savaşlarının yürütüldüğü bu süreçte bütün hegemon güçlerin olduğunu hep birlikte gördük. Bir biçimiyle her birisi orada bir hamle yapmaya çalıştı. O yetmedi. Sonra Gazze'de İsrail ve Filistin arasında da yine takip ettiğiniz gibi bir çatışma, savaş çıktı. Gazze'de Filistin halkına bir soykırım uygulanıyor. Ciddi bir işgal politikası devam ediyor. Bunu da biraz önce bahsettiğim gibi alan kapmaya, o enerji hatlarının güvenli bir şekilde batıya taşınmasından bağımsız olarak düşünmemek gerekiyor. Şimdi yeni bir savaş çatışma alanı da ortaya çıkardılar. Kızıldeniz'de hep birlikte izliyorsunuz. Kızıldeniz'de de artık savaş gemileri orada belli ki orası da yeni dönemde ciddi bir gerginlik ve çatışma alanı olmaya devam edecek. Hep birlikte izliyoruz. Kan üzerinden rant devşirmeye çalışıyorlar. Kan ve savaş üzerinden kendi yönetimlerini ve iktidarlarını yaşatmaya çalışıyor hegemon güçler. Diyalog yok, barış yok. Meseleleri müzakereyle değerlendirme durumu asla yok. Türkiye'de bu denklemin neresinde diye sorarsanız, Türkiye'de maalesef her ağzını açan barıştan bahsediyor ama bahsettiğimiz coğrafyada da Türkiye bir biçimiyle aslında bu savaş politikalarını tetikleyen, destekleyen, hegemon güçlerden bağımsız olmayan bir duruş ortaya koyuyor. İşte Orta Doğu'ya barış diyorlar ama İsrail-Filistin arasındaki süren çatışmalar barışla, sulhla çözülsün diyorlar. En son TÜİK çok önemli bir şey söyledi. TÜİK aslında bizim dile getirdiğimiz, bütün sol sosyalist güçlerin dile getirmiş olduğu bir gerçekliği aslında itiraf etti. Diyor Türkiye İsrail'e silah göndermedi, sadece parçalarını göndermiş. Eskiden Yeşilçam filmleri vardı, belki beraber izlemiş de olabiliriz. Ben adam öldürmem ama cinayet işlerim diyorlardı o filmlerde. Şimdi doğru silah göndermemişler, parçalarını göndermişler. Sadece sanırım montajını İsrail'lere bırakmışlar. Ve bununla övünüyorlar. Yani bu nasıl bir siyaset, Türkiye toplumunu, dünya toplumunu nasıl saydıklarını bu açıklamadan hep birlikte görebiliriz. Silah göndermiyor, parçasını gönderiyor.
Vallahi helal olsun, barışa büyük katkı sunuyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye de bu bahsettiğimiz coğrafyada aktif bir şekilde bu savaş siyasetinin içerisinde yer alıyor. En son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Kızıldeniz'e barış gelmeli demişti sonuç bildirgesinde. Yani barışı isteyen bir ülke Orta Doğu'nun her ülkesine niye üs açmaya çalışır? Niye şu anda Orta Doğu'nun birçok ülkesine asker gönderir? Niye dolaylı olarak bazen açık olarak oradaki paramiliter güçleri destekler? Onların burada üs kurmasına, onlara lojistik sağlamasına yardımcı olur. Onu anlamak da zor. Sanki her yere asker gönderen Milli Güvenlik Kurulu'nun kendisi değilmiş gibi. Sanki bu çatışmalı süreçte oraya gönderilen askerlerin bir rolü yokmuş gibi bir yaklaşım sunuyorlar. Sanıyorlar ki toplum, dünya halkları, Orta Doğu'da yaşayanlar bu durumu, bu çelişkiyi görmüyorlar. Sormak lazım Milli Güvenlik Kurulu sonuç bildirgesine. Peki oradaki üsler, oraya gönderilen askerler acaba gül ticareti yapmaya mı gittiler? Hayır tabii ki, böyle bir ticaret yapmaya gitmediler. Değerli arkadaşlar, belli ki önümüzdeki yerel seçimlerde de, önümüzdeki süreçlerde de yine milliyetçilik üzerinden, bu gerginlik ve çatışma siyaseti üzerinden bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bizler dün söylediğimiz gibi bugün de başta Orta Doğu'daki sorunlar olmak üzere, Kürt meselesi olmak üzere askeri yöntemlerin sonuç almayacağını, üs kurmayla Orta Doğu'da halklar arasında bir barış gelmeyeceğini, asker ihraç ederek orada bir iyileşmenin sağlanmayacağını belirtmek istiyoruz. Orta Doğu başta olmak üzere yaşamış olduğumuz bu coğrafyada bu bahsettiğimiz sorunların tamamının diyalogla, müzakereyle çözülebileceğine inanıyoruz. Bunu tekrar ediyoruz. Yine yakinen izliyorsunuz. Yani iktidar artık Türkiye iç politikasını biraz yakinen takip ettiğinizde iktidarın söylediği her şey bir biçimde yalan. Yani yalan siyasetini yürütüyorlar. Çok sert konuşuyorlar bazen. Tarihte de defalarca karşılaştığımız gibi en sert konuşanlar yeri geldiği zaman en büyük çark edenlerdir. İşte Türkiye'de bence buna, Türkiye siyaseti de yönetenleri de buna en iyi örnektir. İşte yakın zamanda İsveç'in NATO üyeliği tartışıldığı zaman hep beraber izledik. İsveç tırnak içerisinde terörü destekliyor, terör yuvasıdır, asla kata NATO'ya girmez diyen iktidar ve onun küçük ortağı en son İsveç'in NATO'ya katılımında nasıl çark ettiklerini, nasıl evet oy verdiklerini hep beraber izledik. Sisi'ye diktatör diyenler, Sisi'ye asla ve kata selam vermeyeceğini söyleyenler, şimdi Sisi ile görüşmek için dünya kadar diplomatik mesai yapıyorlar. Yine EYT'yi asla gündemimize almayız diyorlardı. İşte o da gündemlerine geldi. Velhasılı kelam, aslında bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz ama Türkiye'de iktidarın siyasetinin nasıl yalan üzerine kurulduğu, yalan siyaset yaptığına dönük birkaç örnek de anlatmaya çalıştım. En son belki hatırlayan arkadaşlar olabilir. Bir süre önce Recep Tayyip Erdoğan vatanı satmak yüksek faizle, enflasyonla, kötü yönetimle olur demişti. Şimdi sizin huzurunuzda soruyorum. Enflasyon yüksek mi? Yüksek. Faiz yüksek mi? Her gün uyanıyoruz. İşte faiz artırılıyor. İyi mi yönetiliyoruz? Hayır, kötü yönetiliyoruz. O zaman Erdoğan'a hatırlatmak lazım. Bu nedir? Sizin söylediğiniz vatanı satmaksa şu anda bahsettiğiniz şeylerin tamamının Türkiye'de güncel olduğunu, Türkiye halklarının bunu yaşadığını belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yine Mertçe öldürüyoruz diyen bir partinin yetkilisi vardı. Ya orada aslında çok üzerinde durulmadı. Yani bence biraz daha aslında gündemleştirilebilirdi.
üst düzey sorumlu kalmış şu anda bir partinin başkanının çok açık ve şeffaf biçimde biz Mertçe katlediyorduk, biz Mertçe kaybediyorduk, biz Mertçe yakıyorduk demesi üzerine biraz onuru olan, biraz hukuk etiği olan savcıların, hakimlerin bir an önce bir soruşturma açıp bu sözler üzerine bu insanı yargılaması gerektiğini düşünüyorduk. Söz konusu olan muhalifler, devrimciler, Kürtler olunca bu şeffaf öldürenler işte bu sözlerine, bu pratiklerine devam ediyorlar. Bunu takipçisi olacağız. Öldürmenin, kaybetmenin, failin meçhul cinayetlerinin namertçe olduğunu söylemiştik. Onu tekrar ediyoruz. Ve nasıl kelam, Hafız-ı Şiraz, İranlı bir alim, düşünür, kitabında zalimler hedefine ulaşamaz demişti. Biz de buna katılıyoruz. Başta İran olmak üzere. Her gün Kürtleri idam eden, idam sehpasına götüren, başta Orta Doğu'da savaş yanları olan, başta Kürt meselesinde çatışmayı, faili meçhul cinayetleri, öldürmeleri, tutuklamaları hayata geçiren zalimlerin asla ve asla hedeflerine ulaşmayacağına biz de inanıyoruz. Bunu dile getiriyoruz. Ekonomiye gelince sanırım herhalde bu salonda oturan arkadaşlar başta olmak üzere nasıl bir ekonomik durum içerisinde olduğumuzu bizden daha iyi biliyorlar. Asgari ücret açıkladılar. Günlerce onunla övündüler. 17 bin 2 lira, 2 lira da üzerine koydular. Ama değerli arkadaşlar, bir ay geçmeden açlık sınırı 17.440 lira oldu. Yani bir ay içerisinde övündükleri o yüksek dedikleri asgari ücret şu anda açlık sınırının altında kaldı. 11 ay sonra nasıl bir noktaya geleceğini tahmin edersiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin büyük çoğunluğunun asgari ücretle geçindiği bu süreçte önümüzdeki günlerde hepimizi çok daha büyük bir açlığın, yoksulluğun, ekonomi karşısında zar zor ayakta durmaya çalıştığımız bir sürecin olduğunu da ortaya koyuyor. Düşünün, Türkiye'de yoksulluk sınırı 48.500 liraya çıktı. 48 bin lira yoksulluk sınırıdır. 17 bin lirayla insanların ailesini nasıl geçindireceğini gerçekten merak ediyorum. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye artık bir kart toplumu oldu. Her emekçinin cebinde 3-5 tane banka kartı buluyor. Koşturuyor, bir yerden çekiyor, diğerinin asgarisini yatırıyor. Oradan çekiyor, diğerinkini yatırıyor. Yani toplumu, kart toplumu haline getirdiler. Neredeyse o sirkteki cambazlar gibi oradan oraya koşturmaya ve bir biçimde ay sonunu getirmeye çalışan bir toplum haline geldik. Takip ediyorsunuz, her gün gencecik insanlar, her gün çok çocuğu olan aile reisleri, ailenin bireyleri intihar ediyor. İntiharın temel sebebi emin olun ki bu yoksulluktur, bu ekonomik çıkmazdır. Bu yaşadığımız ekonomik kaostur. Yine cinnet toplumu haline geldik. Her gün katliamların, kavgaların, aile içi meselelerin, en basit, en sıradan sebeplerle insanların öldürüldüğü bir cinnet sürecini hep birlikte yaşıyoruz. 728 bin öğrenci, 728 bin, yanlış anlamadınız, 728 bin öğrenci okulunu dondurdu ya da okulu bırakmak zorunda kaldı. Temel sebebi ekonomik sebeplerdir. Yurt bulsa işte harçlığı yok, ona harçlık gönderecek, okumasını sağlayacak ailenin bir geliri yok. Türkiye'de konut sorunu, ulaşım sorunu, sağlık sorunu, beslenme sorunu had safhadadır. Ama işte kendileri toplumu açlıkla imtihan ederken bir gün dahi bu imtihanı kendileri yaşamadılar. Bu durumu yaşamayanların bu toplumu açlıkla imtihan etmesine itiraz ediyoruz, karşı duruyoruz. Ve kesinlikle biz yönetime geldiğimiz zaman kim olursa olsun,
konutsuz tek bir ailenin kalmayacağını, öğrencilerin ulaşımının, okul giderlerinin sosyal devlet dediğimiz devlet tarafından karşılanması gerekirken bugün işte servis parası veremediği için küçücük çocuklar sırtında 10 kiloluk çantalarla okullara gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla aileler perişan, öğrenciler perişan, insanlar iş bulamıyor. Bu toplum Türkiye'de sadece rahat yaşayan, ekonomik sıkıntı yaşamayan, bunu dert etmeyen AKP ve yanında bulunan işte bir avuç partizan olduğunu belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, yakın zamanda bir ön seçim geçirdik. Hep beraber izlediniz. Muhtemelen buradaki leş başkanlarımızın özellikle Kürdistan'da oturan, aynı zamanda Mersin'de çalışma yürüten arkadaşlarımız da bu ön seçim çalışmalarına katıldılar. Yeni bir yöntemdi. Yani merkeziyetçiliği bir kenara bırakan, halkı esas alan, halkın yaşadığı yerde kendisini yönetecek, yöneticileri seçmesini sağlayan bu düşüncenin çok değerli ve çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Evet, günün sonunda kimi yerlerde eksikler, yetmezlikler çıkmış olabilir. Ama dünyada hiçbir yerde denenmemiş böylesine demokratik bir yöntemi ilk defa uygulamak da çok değerli, çok kıymetlidir. Eminim ki önümüzdeki dönem ortaya da çıkan bazı eksik ve yanlışlıklar varsa bunların önümüzdeki dönem tekrar etmemesi için de bir çaba içerisinde olacağız. Yani 90 yerleşim yerinde 10 binlerce insanın oy kullanması, demokrasi şöleni şeklinde emin olun kimi görüntüler vardır. Uzun yıllardır göremediğimiz kitlesellikte, disiplinde insanlar iki gün boyunca oy kullandılar, sandıklarının başında kaldılar ve gerçekten kendi yöneticilerini seçtiler. Merkez olarak belirlemiş olduğumuz bu demokratik halk oylamasına aslında halkımız sahip çıktı. Halkımız bunun arkasında durdu. Burada emeği geçen halkımızı, halklarımıza bir daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu eş başkanlık gibi işte kadın mücadelesindeki öncülük, kadınların yaptığı öncülük gibi çevreye, doğaya, insana, halklara ve inançlara sahip çıkan, bu konuda çok önemli bir irade ortaya koyan partimiz şimdi de bütün baskılara, bütün zulüm politikalarına, bütün engellemelere rağmen sadece Türkiye'de değil dünyada çok önemli demokratik bir model ortaya koyarak bence örnek bir tutum içerisinde olmuştur. Siz değerli arkadaşlarımın da emeğine sağlık. Önümüzdeki yıllarda bu demokratik modelin de yavaş yavaş farklı toplumlara, ülkelere de sıçrayacağını, bunun bir model olacağını, bir model olarak alınacağını ve üzerinde çalışılacağını belirtmek istiyorum. Bu tarih süreçte yer alan halkımız, emekçiler, kadın, gençlik, kurumlarımız, sivil toplum örgütlerine de tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu yerel halk oylaması sonuçları bir kez daha gösterdi ki, yani bizim irademiz çimentodan değil, çelikten bir irademizin olduğu ortaya çıktı. Bu çelikten iradenin her şartta, her ortamda, her durumda eğilmeyeceğini, bükülmeyeceğini bir kez daha aslında partimiz son süreçte ortaya koymuş olduğu pratikte bir kez daha hem dosta hem düşmana gösterdi. Tekrar bu yerel seçimlerden, bu yerel seçimler için yapılan halk oylamasında ki başarılarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi biz tabii böylesine demokratik yöntemler denerken bu merkeziyetçi, bu renkçi, inkarcı sisteme yerel demokrasinin nasıl olduğunu kanıtlamaya çalışırken onlar yine oyunlarla, hilelerle bizim bu irademizi gasp etmeye çalışıyorlar. Seçime 2 ay gibi kısa bir süre kaldı. Eminim ki bölgede yaşayan Ahmet, Batman, Siirt, Van, Kars, bütün Kürdistan ve Batı illerinde yaşayan insanlarımız bu kayımları göndermenin heyecanını yaşıyorlardır.
Eminim onları Ankara'ya göndereceğiz. Şimdi bunu hükümet de gördü. Bugüne kadar adaylarımızın farklı yerlerden seçildiğini söyleyen ve bunu bir gerekçe yaparak kayyum atayanlar Kürdistan'da kurulan sandıklarda adayları kimin seçtiğini çok iyi gördüler. Yani burada artık söyleyecekleri bir söz de yok. Şimdi asker, polis, jandarma nerede artık kolluk varsa özellikle Kürdistan'a, kazanacağımız kentlere kaydırmaya çalışıyorlar, taşımaya çalışıyorlar. Yani nerede bir kışla varsa, nerede bir asker nöbet kulübesi varsa yüzlerce, binlerce asker polis taşıyorlar. Görenler de zannedecek ki hani bu kolluk güçleri bu kadar seçimde oy kullanmak için bir heyecan yaşıyorlar. Öyle bir durum yok. Zorunlu bilerek ve isteyerek bu taburları, bu askerleri AKP'ye oy kullanmak için taşıyorlar. Şimdi burada da yine aslında bir klasik Kürt'ün yaşadığını, emekçinin yaşadığını görmeyen, buna sessiz kalan, buna tepki koymayan bir muhalefetle, bir sivil toplumla karşı karşıya kaldık. Biz tek tek rakamlarını açıklamamıza rağmen herhangi bir muhalefet partisi tarafından burada ne oluyor? Yani Siirt'te 7000 Siirt'te olmayan asker, polis, jandarma seçmeni niye taşınıyor sorusu sorulmadı. Biz her yerde dile getirmemize rağmen bu özellikle Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyen kimi siyasiler buna bir ses vermediler. Yani itiraz etmediler. Gündemlerini almadılar. Bu konuda tek bir tane hükümeti eleştiren, bu politikayı eleştiren bir tutum ortaya koymadılar. Bizim dışımızda yine çıt yok. İşte Kürdistan coğrafyasında yaşananlara duyarsız bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ama emin olun değerli arkadaşlar, biz bu meselenin, bu zorba yaklaşımın, bu hileci yaklaşımın kesinlikle peşini bırakmayacağız. Bu düzenbazlara karşı, bu yalancılara karşı, bu ilebazlara karşı bu oyunları boşa çıkaracak güçlü bir iradeye sahip olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bunun gibi yüzlerce, binlerce 40 yıl içerisinde oyunla karşılaştık. O çelik irade bir biçimiyle bunların tamamını boşa çıkardığı gibi bunu da boşa çıkaracağımıza eminiz. Bunun için çeşitli açıklamalar yaptık. Başta Kürdistan'a kaydırılan seçmenler dahil olmak üzere itirazlarımızı reddeden savcılar, hakimler, seçim kurulları olmak üzere tamamı hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmiştik. Şimdi bizlere büyük görevler düşüyor. En başta da siz İleş Başkanı arkadaşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Evet, onlar kaçak seçmen taşıyorlar. İrademizi gasp etmeye çalışıyorlar. Onların getirdiği her bir kaçak seçmene karşı biz iki kişi örgütlememiz, iki kişi kazanmamız gerekiyor. Kendi halinde bırakırsak sonuçlar ortada. Aldığımız, kazandığımız oy oranının üzerinde bir seçmen taşıması var. Size soruyorum, peki bunu nasıl alt edeceğiz? Çok kolay. İkna edeceğiz, kazanacağız. Demokratik yerel yönetim anlayışımızı anlatacağız. Dünyaya örnek olan, dünyanın örnek olduğu demokratik yöntemlerimizi onlara anlatmaya çalışacağız. Bunların usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını anlatacağız. Bunların savaş politikalarını benimsediğini, diyalogtan, müzakereden, barıştan, farklılıktan bir şey anlamadıklarını anlatmaya çalışacağız. En önemlisi, değerli arkadaşlar, çok önemli bir çalışma alanı var. Defalarca seçimlere girdik. Birçok kentimizde aslında bunların taşıdığı seçmenden daha fazla seçmen olup gelip oy kullanmayan seçmenimiz var. Şimdiden tezi yok. Her bir arkadaşımız, özellikle kendi kentlerinde seçmen olan arkadaşlarımız, dünyanın neresinde olursa, bırakalım Türkiye metropollerini, bunlara ulaşmak, onları gerçekten bu vicdani, bu ahlakçı, bu düzenbazlara karşı en kararlı bir şekilde iradelerini ortaya koymaya bir çağrı yapmamız gerekiyor. 7000 karşısında Siirt'in, Batman'ın, Kars'ın
15 bin seçmen olup oyunu kullanmaya gelmeyen insanımızı taşıması gerektiğini belirtmek istiyorum. Yine buradan aslında siyasi partilere çağrı yaptık. Ne kadar karşılığı olur çok bilmiyoruz. Onların gündemi farklı. Hangi zenginin nerede belediye başkanı olacağıyla ilgileniyorlar. Onlar öyle demokrasiyle, demokratik yöntemlerle, işte kent dinamiklerinin katılımıyla, aday belirlemeyle ilgilenmiyorlar. Bütün siyasi partiler kendi arasında hangi müteahhitin, hangi zenginin belediye başkanı adayı olacağı kavgasını yürütüyor. Bakın bizim genel merkezde tek bir tane aday yok, tek bir tane aday yok, tek bir kavga yok. Çünkü biz onlara işaret ettiğimiz yer halkın kendisidir. Halkın ortaya koyduğu tercih de bizim için esas olduğu için burada bir şey yok. Barolara çağrı yapıyoruz. Barolarımız, hukuk kuruluşları, insan hakları derneği bu ilebazda, bu düzenbazda karşı çıkmalı. Onlar da suç duyurusunda bulunmalıdır. Bunu ilgili yerlere taşımalıdır. Evet değerli arkadaşlar, biraz uzattım. Hemen kısaca toparlayıp bitirmeye çalışacağım. Şimdi genel merkez bir çalışma yürütüyor ama genel merkez önemlidir ama her şey değildir. Yani bizim ideolojik politik çizgimizi aslında yerelde hayata geçirecek, onu örgütleyecek, onu kurumsallaştıracak olanlar siz buradaki arkadaşlarımızsınız. Partimiz aslında bir biçimiyle size emanet. Yerel seçimler sizlere emanet. Dolayısıyla önümüzdeki dönem siz bu değerlere, işte bu önümüzdeki dönem yapılacak seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Bizim oradaki her şeyimiz, sesimiz, kulağımız, ismimiz, bu meseleyi sahada örgütleyen, hayata geçiren, sonuç alan, sonuçlara sahip çıkacak olan aktörler bugün burada oturuyor. Çok önemli tarihi bir süreçte sizler görev aldınız. Bu tarihi süreci karşılamak gibi hepimizin bir borcu var. Bu süreçte kesinlikle yorulmak yok. Zaten maşallah bakıyorum genç bir ekip. Molla Başkan sen de gençsin. Evet. Genç bir ekip gerçekten önemli olan zaten yani duygu olarak genç olmaktır. Önemli olan inanmaktır. Önemli olan bahsettiğimiz süreçleri aktif bir şekilde hayata geçirmektir. Eksiklerimiz var. Onu hep birlikte gidermeye çalışıyoruz. Başarılarımızı büyüteceğiz. Daha büyük başarılara sahip olma iddiasıyla sahaya çıkacağız. Sizin temsil ettiğiniz parti diğer siyasi partiler gibi değil. Buralar büyük emeklerle, büyük bedellerle, büyük değerlerle oluştu. Dolayısıyla partimizin adının geçtiği her yerde kim olursa olsun, büyük küçük iktidar fark etmiyor. Bütün partilerin gıptayla baktıklarına emin olabilirsiniz. Bütün zorluklara rağmen nasıl onurlu bir mücadele yürüttüğümüzü dostla düşmanla herkes çok iyi biliyor. Sıradan bir parti değiliz. Değerler partisiyiz. Dolayısıyla oturmak yok, kırmak yok, küsmek yok. Bu ön seçimlerden dolayı kırılanı, küseni ikna etmek, aktif bir şekilde çalışmalara katmak gibi bir sorumluluğumuz var. Lütfen bu son kalan iki ayımızda parti binalarından artık çıkalım. Kahvelerde, sokaklarda, ev ev dolaşalım. Dokunmadığımız insan, değmediğimiz aile, hane kalmamalıdır. Kendimizi anlatalım, gerçekliğimizi anlatalım. Bu zulüm düzeninin karşısında nasıl bir şeyi temsil ettiğimizi bence halkımıza anlatmaya çalışalım. Bu dönemin ruhu kesinlikle çalışmaktır. Bizi içe çeken, iş çalışmalara çeken gündemleri, konuların tamamını bir kenara bırakmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunuzu belirtmek istiyorum. Yine takip ediyorsunuz. Birçok kurumumuz Sayın Öcalan'a özgürlük ve üzerindeki tecritin kaldırılması için 1 ve 15 Şubat tarihleri arasında bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Biz de DEM Partisi Genel Merkezi olarak bu yürüyüşü destekliyoruz. Ve tekrar burada sizin huzurunuzda söylediklerimizi yenilemek istiyoruz. Yani tecrit sorunları çözmüyor, derinleştiriyor.
aslında Türkiye ekonomisini bu hale getiren biraz tecrit şahsında Kürt sorunun çözümsüz kalmasıdır. Eğer gerçekten bu ülke Orta Doğu'da barışı temsil edecekse, askeri üs yerine, asker gönderme yerine kendi demokratik değerlerini götürmek istiyorsa, tecriti kaldırarak, diyalogla, müzakereyle Kürt sorununun çözümüne bence dönmesi gerekiyor. Son olarak şunu söylüyorum. Biz Kürtlerin, Alevlerin, kadınların, emekçilerin, gençlerin olmadığı hiçbir denklemde yer almayacağımızı belirtmek istiyoruz. Onların siyaset tarzı hile, yalan, dolan olabilir ama bizim siyaset tarzımız diyalogdur, müzakeredir, Türkiye uzlaşısıdır. Bu zemini büyütmektir. Bu zemini başarıya ulaştırarak bu ülkede öğrencilerin aç kalmadığı, okullarını terk etmediği, insanların yoksulluktan dolayı intihar etmediği, bu cinnet toplumundan kardeşçe, birlikte, insanca yaşayacağımız bir demokratik Türkiye yaratmaktır. Buna olan inançla siz değerli il başkanlarını saygıyla selamlıyor, hepinize başarılar diliyorum. Bir 10 dakika ara veriyoruz, daha sonra toplantımıza başlıyoruz arkadaşlar.